Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda paralel kenardan soru çözümü yapacağız. Şimdi ilk soruyla başlayalım. İlk sorusu açı sorusu arkadaşlar. ABZ paralel kenar. X, y, Z değerlerini bulalım demişiz. 11, Y, 70 derece. 3, X, 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 10 derece. Şimdi arkadaşlar paralel kenarda açılarla ilgili şunları bilsek yeter. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit. Ve komşu açılar daima bütünler. Yani alt üstü ve sağlı sollu bütünler. Şimdi bakın burayı 70 vermiş. Karşıdaki açı da 70 olacak arkadaşlar. 5S'de ne olacak? 70 olacak. Buradan Z'yi bulacağız. z eşittir kaç diyeceksiniz? 14 diyeceksiniz. Bu 1. Komşu açılar da bütünlermiş arkadaşlar. Burası 70'si. 70 ise 70 bütünleri burası ne olacak arkadaşlar? 110 olacak. 11 Y'ne ne diyeceğiz? 110 diyeceğiz. Dolayısıyla Y buradan kaç derece gelecek? 10 derece gelecek. Şimdi burası 110 ise karşı köşe C'de ne olacak arkadaşlar? 110 olacak. 3x 10 eşittir ne diyeceğiz? 110 diyeceğiz. Buradan 3x eşittir 120 diyeceğiz. X açısında kaç derece bulacağız? 40 derece. Şimdi ikinci soru arkadaşlar. Paralel kenarda arkadaşlar aç ortay görürseniz aç ortaylar 90 dereceyle buluşacak. Niye 90 dereceyle buluşacak? Şimdi buraya a, a dedik. Buraya da b, b dedik. Şimdi komşu açılar neydi? Bütünlerdi. E, 2a artı 2b bütünler olacak. Bakın komşu. Bu kuralından 180 derece. Dolayısıyla a artı b kaç derece olacak arkadaşlar? 90 derece. E, a ile b'nin toplamı 90 derece ise bu açıda kaç derece olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Bakın bu üçgenimiz nasıl bir üçgen oldu? Dik üçgen. Dik üçgende Paralel kenarda karşılıklı kenarlar da birbirine Eğer AD x, x ise de ne olacak? X. Şu üçgende Pisagor yapacağız. X'i bulacağız. X'in karesi 6'nın karesi artı 4'ünü karesi diyeceğiz. X'in karesi 36 artı 16 yani 52 diyeceksiniz. X ne diyeceksiniz arkadaşlar? Kök 52. 52 de dışarıya çıkar. 4 çarpı 13. 2 kök 13 diyeceğiz. Devam edelim. Yine paralel kenarda açı ortaya bir de bakın. Açı ortaylar 90 dereceyle buluşurmuş. Bir de açı ortaya görürseniz arkadaşlar Z kuralından ikizkenar üçgen elde edeceksiniz. Nasıl ikizkenar kenar üçgen elde edeceğiz? Bakın burası alfa, burası alfa. Z kuralından burası da ne olmak zorunda? Alfa olmak zorunda. Z kuralından alfa yani. Alfa ne eşit arkadaşlar? 55. Buraya 55 yazdık mı? Yazdık. Burası da 55 yazdık mı? Yazdık. 55, 55 ne yaptı? 110. Dolayısıyla burası kaç derece olacak? 70. Şimdi paralel kenara karşılık kenarlarda birbirine eşitti. Burası iki çizgi olacak. burası iki çizgi olacak. Bakın bu üçgen ikizkenar üçgen geldi. İkizkenar üçgenin Taban açılar eşit. Burası da ne olacak? 70. 70, 70, 140. Tepeye ne kaldı arkadaşlar? 40. Bize x'i soruyor. x'i eşittir. Kaç derece diyeceğiz arkadaşlar? 40 derece diyeceğiz. Şimdi devam edelim. ABZ paralel kenar çevreyi sormuş bu sefer. Yine arkadaşlar bakın. Burası 90 dereceyle ile buluşur. 90 derece Bu işimize yaramayacak ama. Şimdi buraya alfa dedik. Buraya alfa dedik. Z kuralından arkadaşlar burası da alfa. Bakın şu şekilde Z kuralından alfa. Buraya beta dedik. Buraya beta dedik. Z kuralından burası da ne olacak arkadaşlar? Burası da beta olacak. Şimdi bakın şu üçgenin taban açıları alfa alfa oldu. buraya x dersek burası da ne olacak? X artı 1. Niye bakın? Burası alfa. Bu köşede alfa. Dolayısıyla bu üçgen ikizkenar üçgen. Burası x artı 1. DC x artı 1. Bu x artı 1'i karşıya taşıdım. Burası x artı 1 oldu. Şimdi dikkat. ABF üçgeninde burası beta. Burası da beta. Bu üçgen de ikiz kenar. O zaman burası da ne olmak zorunda? X artı 1 olmak zorunda. Dolayısıyla burası yine ne? X. Şimdi bakın AD ne eşit? 6'ya. BC ne eşit? 2x artı 1'e. O zaman 2x artı 1 eşittir 6 diyeceğiz. Buradan 2x eşittir ne bulacağız? 5. X de ne olur? 5 bölü 2 ya da 2,5. Şimdi çevreyi soruyor. Çevre 6 yukarıda 6 aşağıda 12 geldi. X artı 1 orada. X artı 1 burada. 2 çarpı x artı 1 diyeceğiz. Bu da 12 artı 2x artı 2. 2x neye eşittir? Bakın 5. Şuraya 5 yazarsak. 5, 2 daha 7. 12. 17 daha ne diyeceğiz? 19 diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. İkisi, i̇ki özellik. Bir önceki bahsettiğimiz iki özelliğin birleşimi. Şimdi birincisi aç ortayı varsa ikiz kenar üçgen elde edebilmişiz. Bakın Z kuralından burası da ne oldu? Alfa Bu üçgen ikiz kenar üçgen. O zaman karşısı 12. AB 12. İkiz kenar üçgen olduğu için A'ya eşit işte arkadaşlar. 12 eşit. Benzer şekilde buraya beta beta dediniz. Z kuralından burası yine beta oldu. Bakın beta beta olduğu için bu üçgende ikiz kenar üçgen geldi. Burası da ne olacak? 12. Bir de aç ortaylar kaç dereceyle buluşuyordu? 90 dereceyle buluşuyordu. Burası 90 derece oldu. AD 24 ise de 24 olacak. Buraya 24 yazdık ve bu üçgende Pisagor yapıp işi bitireceğiz. X'in karesi artı onun karesi 24'ün karesi diyeceksiniz. X kare artı 100 eşittir 576. Attığınız karşıya 476. X ne? Kök 476. 476 arkadaşlar 4 çarpı 119. O da neye eşit olacak? 2 kök 119. ABZ paralel kenar. A, F, 3 tane F, e demiş. Bakın şuraya kat diyeceğiz. Burası kaç kat olacak arkadaşlar? A, F, 3 kat. F, e, katmış. A, F, 3 katmış. Bu bir. Bize ne diyor? Çevre A, B, Z, vermiş. 16. Yine açı ortaya var bakın arkadaşlar. Açı ortaya varsa buraya alfa, alfa diyorsunuz. Hemen Z kuralına buraya da ne diyorsunuz? Alfa diyorsunuz. Dolayısıyla bakın A, B, B, e eşit oldu. Niye? İkiz kem, üçgen. Taban açılar alfa, alfa. Şimdi şöyle devam edelim. Bakın burada kum saati var arkadaşlar. Kum saati paralel kenarda bol bol kum saatiyle de karşılaşırsınız. K'ya 3K. O zaman buraya A dersem Yukarısı kaç alacak arkadaşlar? 3A. paralel kenarsa o zaman burası ne eşit olacak? 2A toplam 3A. Karşısı 3A olacak. Şimdi bu üçgen ikizken üçgen demiştik. O zaman burası da ne olacak? A. Karşı kenarda ne olacak? A. Çevreyi vermiş. Bakın çevre ABC 16 diyor. 3A burada var. 3A burada var. 6A. A burada 7A. Bir tane daha 8A. 8A eşittir. Kaç diyeceğiz arkadaşlar? 16. A'yı ne buldunuz? 2. A2 ise 2 çarpı 2'den. ne eşit olacak arkadaşlar. 4'e. Devam edelim. Paralel kenarda köşegenle ilgili özellikle şu arkadaşlar. Köşegenler birbirini ortalar. Köşegenler birbirini ortalamış arkadaşlar. Bu parça bu parçaya eşit. Bu parça bu parçaya eşit. O zaman 2x eksi 4 neye eşit arkadaşlar? 12 eşit diyeceğiz. 3y eksi 1 neye eşit diyeceksiniz? 11'e. Buradan 2x eşittir 16. X'i ne bulacağız? 8. Buradan 3y eşittir 12. Y'yi ne bulacağız? 4. X ve y değerlerini bulalım demişiz. Bulduk. Yine bakın aç orta yatmış karşıya arkadaşlar. Aç orta yatmışsa bir tane aç orta varsa yani kesinlikle ikisken üçgen elde edeceksiniz. Bakın Z kuralına burası da ne olacak? Alfa. Bakın bu üçgen ne oldu arkadaşlar? İkisken üçgen oldu. Alfa alfa. Şimdi şurada bir oran vermiş bakın. E, C, kat bakın buraya yine kat diyeceğiz. DE kaç kat olacak? 3 kat. O zaman şuraya kat dersek burası kaç kat olacak arkadaşlar? 3K. Dolayısıyla D, E 3K ise X ne eşit olmalı? 3K'ya eşit olmalı. Şimdi arkadaşlar paralel kenarda şu kenardaki oranı biliyorsanız dışarıya doğru kelebek yapmayı düşeceksiniz. Dışarıya doğru kelebek yaptım bakın. Dışarıya doğru kelebek yaptım. Şu da kelebeğe görüyoruz. K'ya 3K oran. K'ya 3K. O zaman burası 3K ise burası ne eşit olacak arkadaşlar? K'ya eşit olacak. Karşı 3K ise burası da ne eşit olacak? 3K. Bu K'yı ya nasıl yazık arkadaşlar? Bakın oran K'ya 3K'ydı. K'ya 3K'ydı kelebekten kum saatine ya da burası kaysi yukarısı kaç k olacak 3 k ya da yukarısı 3 k da aşağısı o yüzden k oldu. Şimdi buradan bize neyi soruyor? X'i soruyor. Yani bize ne lazım? 3 k lazım. Bize x lazım. Burası kaç k? 4 k. X eşittir 4 k. 4 k ne eşit arkadaşlar? 12 eşit. Pardon burası 4 k. 4 k ne eşittir arkadaşlar? 12 eşit. K eşit ne bulacağız? 3 bulacağız. X ne eşitti? X 3 k eşitti. 3K, 3K, 3 ne diyeceğiz? 9. Bu kelebeği yapmasak da soruyu yine çözecekmişiz. Şimdi geldik paralelkenarın alanına. Şimdi arkadaşlar alan ABZ nedir diye sonuç Bakın bunları yazalım. Burası 12, burası ne olacak? 15. Komşu açılar bütün Burası ne olacak? 60. Şöyle yapalım bakın. Üçgensel iki bölgeye ayırdığınız zaman paralelkenarda arkadaşlar. Burası S ise burası da ne olacak? S. Şu üçgensel bölgenin alanı yani S bölgesi. 1 bölü 2 ne diyeceğiz? Sinüs 60. Kenarlar ne? 12 çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? 15. Aradaki açının sinüsü 1 bölü 2 ile çarpıyoruz ve kenarlar çarpıyoruz. Üçgenin alanını bulduk. Buradan 1 bölü 2 sinüs 60 da ne eşit arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. 12 çarp ne diyeceksiniz? 15. 12'yi 4'e böldünüz. 3. Ne diyeceğiz o zaman? 3 kere 15. 45 köküçmüş arkadaşlar. Alan ABC'de bunun 2 katı olacak. Çünkü bu üçgenler 2 tane var. 2 ile çarpacaksınız. Ne diyeceksiniz? 90 3 diyeceksiniz. Devam edelim. Şimdi açılar bakın 18 12. Köşegenler birbirini ortalıyordu arkadaşlar. Bu iki parça birbirine eşit. Dolayısıyla buraya da ne diyeceğiz? 5 diyeceğiz. Köşegenler birbirini ortalıyordu. Bu parçaya ne diyeceğiz yine? 3 diyeceğiz. 18 ise Z kuralına burası da ne? 18. 18 12 daha ne? 30. O zaman bu açı kaç derece arkadaşlar? 150. Bu açı da kaç derece? 30. Eğer paralel kenarda köşegenler arasında açıyı biliyorsanız alanı şöyle yapacaksınız. 1 bölü 2. Aradaki açı neyse o. Aradaki açı sinüs 30. Dar açıyı kullanın. 150'yi kullanmak zorunda değilsiniz. 150'yi bilseniz bir bütünleri 30'u kullanın. Sinüs 150 ile sinüs 30 birbirine eşit çünkü. Sonra köşegenleri çarpacağız arkadaşlar. AC çarpı BD edeceğiz. Şimdi 1 bölü 2 sinüs 30. Sinüs 30'un değeri de 1 bölü 2. AC köşegeni kaç bakın? 3, 3 daha. 6. BD köşegeni 5, 5, 10. 60 bölü 4. Alan ABZ arkadaşlar? 15. Alan ABCD, ABZ paralel kenar. Bunun çözeceğiz arkadaşlar. Bakın burası ne? 15. Karşı kenar ne olacak? 15 olacak. Burası x karşı kenar ne olacak? x olacak. Paralel kenarın alanını yükseklik ve o tabanı tabanı ve o tabana ait yüksekliği biliyorsanız söyle buluyorsunuz. Alan ABCD. Alan ABCD. Tabanla yüksekliği çarpıyorsunuz. 15 çarpı 12 diyorsunuz. Ya da alan ABCD'yi bakın şöyle de bulabilirsiniz. Burada yükseklik yükseklikte 18. Onun tabanı ne? x. 18 çarpı x. Bunun ikisi birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Bunun ikisini birleştirirsek x'i ikisi bulacağız bakın. 15 çarpı 12 eşittir. 18 çarpı x dedik. 6'ya böldünüz. Burada 3 kaldı. 6'ya böldünüz. 2 kaldı. 3'e böldünüz. Burada ne kaldı? 5. x eşittir. Neyse arkadaşlar. 110. Pardon. 5 kere 2. 10 diyeceğiz. Şimdi abi bize paralel kenar demiş. Alan A, B, 36 demiş. Bize taralı alanı soruyor. Burada da parselleme yapacağız arkadaşlar. Paralel kenarda konu eksiğiniz varsa bununla ilgili iki tane konu anlatım videosu var. Bir parselleme bir de paralel kenarın özellikleri. Daha sonra bu soru çözümünü izleyebilirsiniz. Şimdi ABZ paralel kenar dedik. Şimdi şöyle çektik arkadaşlar. Bakın parselleme dedim bu. Tabanlar aynı olduğu için buranın alanı S ise buranın alanı ne olacak arkadaşlar? S. Şimdi bakın burada tek çizgiye 2S geldi. Burada da tek çizgi var. Burası da ne olacak arkadaşlar? 2S. Arkadaşlar şu parça paralel kenarın alanının yarısı. da şöyle yazarız. Bakın K, K. Burası ne? 2K. Bakın K'ya ne geldi? 2S geldi. Burada 2K'ya ne gelecek arkadaşlar? 2 katı 4S gelecek. Burası da ne? 4S. Tüm alan 2S. 2s de burada var 4s. 4s de burada. Var. Tüm alan ne arkadaşlar? 8s. 8s eşittir kaçmış bakın vermiş. 36'ymış. Bunu 4 ile kısaltalım. 4'e bölün. 2s eşittir 9. S eşittir ne? 9 bölü 2. Bize sorduğu yer dikkat edin. Taral diyor. 4s s daha. Taral ne arkadaşlar? 5s. 5s arıyoruz. 5 çarpı 9 bölü 2 diyeceğiz. Cevap 45 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 2. Devam edelim. Yine bir özellik sorusu. S1, S2, S3, S4 bulundukları bölgenin alanları A, B, Z. Paralel kenar S1'i vermiş. S1 7'ymiş arkadaşlar. S2 8 vermiş. Burası 8'miş. S3 10 vermiş. Bize neyi soruyor? S4'ü soruyor. S4. Şimdi bunda da arkadaşlar kural şu. Karşılıklı bölgelerin alanlar toplamı eşit. Yani S1'in karşısında S3 var. S1 artı S3 diyeceksiniz. Eşittir. S2 artı S4 diyeceksiniz. Yani S1 ne? 7. S3 ne? 10. S2 ne? 8. S4 ne? S4'ü soruyor zaten. Burası 17 artı 8 artı S4 diyeceğiz. Buradan S4'ü ne bulacağız? 9. Arkadaşlar bu parselleme soruların e, ispatı e, paralel kenarda parselleme diye bir video var. Oradan izleyebilirsiniz. Burada neymiş? Bak, karşılıklı bölgelerin alanlar toplam birbirine neymiş? Eşitmiş. Şimdi bakın yine, yine bu parselleme sorusu. 5 tane BC 4 tane BE diyor. Şimdi burası 4 kat arkadaşlar. BE dediğimiz yerden olacak 5 kat. BC burası bakın 4 kat. BE hepsi 5 kat olacaksa burası ne? K. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın bize K bölgesinin alanını vermiş. Yani yeşil alanı vermiş. A, C, E 7 diyor. Şimdi buraya 7 mi dedik arkadaşlar? 7. K'ya 7 gelmişse, K 7 gelmişse 4 K'ya ne gelecek? 4 katı. Buraya ne gelecek? 28. Şimdi paralel kenarda arkadaşlar buranın alanı A ise üst parçanın alanı ne? A olur. Şimdi alt parça gördüğünüz gibi kaç? 28. Üst parça da 28 olacak. Paralel kenarın alanı kaç arkadaşlar? 56. Şimdi A, e, iki tane A, E, C demiş. Yine bir parselleme sorusu. Alan A, B, C, 120 demiş. Taralı alanı soruyor. Şimdi şu buraya kat dedik. Burası iki kat. Soruya başlıyorsun. Bakın burası katmış. Burası iki katmış. Bakın burada yine bir kum saati var. Kum saatinde oran 1'e 2. Yani buraya M derseniz buraya ne diyeceksiniz? 2M. Dolayısıyla karşı tarafta 2M olacağı için buraya ne kaldı? M kaldı. Şuraya N derseniz yine kum saatinden burası ne olacak? 2 yani. Şimdi şöyle çektik arkadaşlar. Üçgensel bölge yaptık. K'ya S geldi. Bakın K'ya ne geldi? Maviyle yapalım. K'ya S geldi. 2 K'ya ne gelecek arkadaşlar? 2 S. Şimdi şuradan N'e geldi arkadaşlar? S bakın. N'e ne geldi? S geldi. 2 N'e ne gelecek? 2 S. Burada N'e ne geldi? 2 S. N'e ne geldi? 2 S. 2 N'e ne gelecek? 4 S. Ya da şöyle de yapabiliriz. Bakın K'ya ne geldi? 2 S. 2 K'ya ne gelir? 4 S. Şimdi bakın burada M bölgesine M'ye ne geldi? M'ye ne geldi? 3 S geldi. Buradaki M'ye de kaç S gelecek? 3 S. Şimdi paralel alt yarısı neye eşit? 6S. Yukarısı da 6S olacak. Oradan da yapabilirsiniz o üst yarısı. 6S. Üst yarısı da 6S. 12 S eşittir neymiş arkadaşlar? 120. S eşittir ne diyeceksiniz? 10. Taralı bölge diyor. Taralı bölge 5S. 5S arkadaşlar. 5S. Cevap ne diyeceğiz? 50 birim kare diyeceğiz. Devam edelim. Yine bir, de bir parselleme sorusu. Taral alanı vermiş. Bakın D, K, B, C'nin alanı 48 diyor. Bize tüm alanı soruyor. Şimdi buraya kat, buraya kat ya da buraya iki kat diyelim. ya iki kat dedim birazdan anlarsınız. Burası da iki kat. Burası M, burası M dedim. Şimdi arkadaşlar bize şuradaki oran lazım. oranda bakın nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Şöyle çektim paraleli. Bakın burada orta taban çektim arkadaşlar. Burası eşit. Orta taban ne? Üçgende orta taban. Muhtemelen biliyorsunuz. Bu iki parça birbirine eşit. Bu iki parça birbirine eşit. Burası 2x. Orta taban ne olacak? X Burada küçük üçgen, büyük üçgenin yarısı. Şimdi şu işte paralel çektim. Orta taban oldu. Bakın şurası neye eşit arkadaşlar? K eşit. Şu çektiğim çizgi neye eşit? K eşit. Sonra bakın şurada ne güzel. Bir tane ne geldi? Yine kum saati geldi. Kum saatindeki oran 1'e 2 arkadaşlar. 1'e 2 ise o zaman buraya A derseniz burası kaç A olacak? 2 A olacak. Sonra yine şöyle bir üçgensel bölge yapıyoruz. Bakın üçgensel bölge yaptık. Şimdi şu A'ya S diyerek soruya başladık. Bakın A'ya ne geldi? S geldi. 2 A'ya ne gelecek? 2 S gelecek. 2 A'ya 2 S gelecek. Şimdi şöyle çektik yine. Üçgensel bölge yaptık. Bakın M ne geldi? S buradaki M'ye ne gelecek? S gelecek. Şimdi burada A'ya ne geldi arkadaşlar? S geldi. 2 A ne gelecek? 2S gelecek. Bakın bu tabanlar eşit olduğu için burası da S. S olmak zorunda. Şimdi paralel alt bölgesi bakın. 2S. 2S de burada. 4S. 2S de burada. 6S. Üst bölgede ne eşit olacak? 6S. DK, BC toplam arkadaşlar 2S burada vardı. 6S de burada vardı. 8S eşittir kaçmış? 48. S eşittir ne diyeceğiz? 6. Paralel kenarlardan arkadaşlar kaç es? 12 es. 12 çarpı 6. 72 diyeceksiniz. 16. soru. Şimdi burada BD vermiş. Bakın köşegeni vermiş. BD 8. AC 6. AB 4 diyor arkadaşlar. Karşı tarafta 4. Buraya x diyeceğiz. Buraya da x diyeceğiz. Bize zaten BC x'i soruyor. Şimdi kenarlarla köşegen arasındaki formül de şu arkadaşlar. Kenarlarla köşegen arasındaki formül şu. Bütün kenarların karesini alın arkadaşlar. 4'ün karesi artı 4'ün karesi artı x'in karesi artı x'in karesi. Bakın bütün kenarların karesini alın. 2 tane 4 var, 2 tane 4'ün karesi, 2 tane x var, 2 tane x'in karesi. Eşittir köşegenlerin de karesini alıyorsunuz. Köşegen neymiş? Bakın BD. BD köşegeni 8'miş. 8'in karesi. Diğer köşegen de kaçmış arkadaşlar? 6'nın karesi. Tüm kenarların kareleri toplamı eşittir köşegenlerin kareleri toplamı arkadaşlar. Burası 16 16 32 artı 2x kare. Burası da 64 artı ne yapacak arkadaşlar? 36. 32'yi karşıya atarsanız burada 32 kalır. 32 artı 36 eşittir 2x kare. 2'ye bölerseniz x kare eşittir. 16 artı. 36 2'ye böldük. Ne gelecek arkadaşlar? 18 mi? Evet. x kare eşittir. 34 diyeceğiz. x arıyoruz. x ne eşitmiş? Kök 34. Son soru. Paralel kenarda arkadaşlar. Paralel kenarda dışarıda ya da içeride bir doğru. Bunun içeride de var. İçerideki formu biraz farklı. Dışından bir doğru çekmiş. Bakın. Her köşeden bu doğruya dik çizmiş. Karşılıklı köşeler arkadaşlar. Bakın. B ile D karşılıklı. Zaten BH1 eşitmiş? Bakın 6 onu vermiş. Bize DH4'ü soruyor yani x'i soruyor. Sonra A'nın karşısında C köşe sor bakın. A'nın karşısında şu mavi çizgiyi görüyorsunuz. Burada da bir mavi çizgi yaptım. AH2 ne eşitmiş? 8. CH3 ne eşitmiş? 3 arkadaşlar. Şu karşılıklı köşelerin bu doğruya olan uzaklıklar toplamı 5 eşit. Yani şurada kırmızıların uzunlukları 6 artı x. Mavilerin uzunlukları da 8 artı 3 arkadaşlar. Bunların toplamı eşitmiş. Buradan ikisini ne bulacaksınız. 5. Şimdilik bu kadar.